Korer TV'den herkese merhaba. Yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Programımızın ismi Seninle Futbol Konuşmam. Evet. Ama konuşurum yani seninle konuşurum da programın adı o. Aynen. Serdar abi benimle futbol konuşmayacak. Geçen gün, ben onu Twitter'da çok yazıyorum ya. İbrahim Üzülmez de geçen gün yayın yaptı. Dedi ya dedi Serdar dedi senin o tweetlerine bayılıyorum. Hangi Twitter hocam? Seninle futbol konuşmam diye. Sana dedi o yapıştı dedi. Geçen gün Muhammed Salah'ın çok iyi oynadığı bir maç vardı. Bu son Manchester United maçı değil. Bir İngiliz haber portalı Twitter'da işte dedi hakikaten dedi ligin dedi en iyi futbolcusu, yabancı futbolcusu işte Muhammed Salah değil mi diye. Ben de Cristiano Ronaldo yazdım onun altına. CR7. Anam o İngilizler bana bir sallıyor. Bir tanesi yazmış sen futbolu biliyor musun diye. Ben de altına İngilizce seninle futbol konuşmam diye yazdım. Ve onu o İngiliz haber portalı da RT yapıyor. Ondan tabii. Bayağı büyük olay oldu. Ve o 1,5 milyon takipçisi falan var o haber portalında. Spor portalı böyle. Orada bile kriz oldu seninle futbol konuşma. Aynen. İşte Serdar abi başka bir fikirde olduğu zaman diyor ki sen böyle demiyorsan ben seninle futbol konuşmam diyor. Yani programımızın. Ama son Manchester United maçından sonra aynı tweetin altına, aynı haber portalına cevabımı değiştirebilir miyim diye yazdım. Salah acayip oynuyor bu aralar hakikaten Muhammed Salah. Evet evet zaten günlük 85 bin dolar mı ne istiyormuş öyle bir mevzular da vardı. Ben öyle oynasam ben de isterim. Günlük. Tabii yani. Hakkını istiyor adam. Günlük. Valla maşallah yani Allah kazancını arttırsın dediğim yani. Tabii. Peki şimdi biz bir hemen Türkiye'ye dönelim derbi geçirdik. Evet. Heyecanlı da bir karşılaşmaydı. Beşiktaş iyi de top oynadı aslında baktığımız zaman. Neredeyse Galatasaray 20 dakika Ersin'i göremedik. Tabii yani tek şutu var Galatasaray'ın gibi ilk yarıda. Önemli olan bu değil tabii yani sonuca ulaşabilmek. İyi de bir gol, Ersin'in yapabileceği bir şey yok. Derbi çok daha heyecanlı olabilirdi. Çok daha kaliteli olabilirdi ama iki takım da yorgun geldi. Evet, öyle bakmak tabii, lazım. Tabii. İki takım da Avrupa'dan yorgun geldi. Ama ben maçtan önce Sergen Yalçın, Fatih Terim'in yan yana verdiği poz, maçtan sonra Sergen Hoca'nın konuşmaları hem Fatih Hoca ile ilgili hem hakemle ilgili. Ben Türk futbolunda aslında bunları görmek istiyorum. Pozitif aynen taraflarını. Aynen. Şimdi bizim Ahmet Turna arkadaşımız Skorer ekibinden Sergen Hoca'nın ağzını okumuş. Sergen Hoca şey demiş. Hocam çok soğuk ya. Haberini yaptık hatta. Hocam çok soğuk ya demiş. Ya bir şey söyleyeyim gerçekten sana. Gerçekten ağız çok soğuktu. Ağızdan okuma uzmanları var. Bu Trabzon Fenerbahçe maçında kime kart gösterirken kırmızı kartı ikinci sarıdandı değil mi? Evet. Herkes ekranlarda ne dediğini konuşuyordu. Şimdi Trabzon'un bir avukat grubu var. Onlar da merak etmişler. Şimdi bu adliyelerde dudak okuma uzmanları var hukukta. Meraktan adama hukuk dışı bir şey sormuşlar. Ne diyor? Arkadan itiyorsun demiş hakem. Yani o arkadan itiyorsun dışında her şey söylendi ekranlarda. Abi bakıyorum bütün ekranlar dudak okuma uzmanı olmuş. Ya bak bunu söyler adam, adliyede çalışan adam. Bunlar bu işin uzmanları. Hakikaten bu böyle bir dal var. Adamı futbolun içine sokmuşlar. Bence ekranlarda öyle dudak okuma uzmanları olabilir. Evet, evet. Değil mi? Ama ne diyor? Yapıyorlar? İşte ağızlarını kapatıyorlar. Evet. Bazen futbolcular unutuyorlar mesela ağızlarını kapatmayı. Ya biz çok güzel çözüyoruz. Söyledik. Ağızlarını kapatmaları önemli bence. Çünkü hakikaten de insanlar yani o kadar çok kamera var ki. Ya evet ama refleks yani şimdi mesela Serdar abi düşünsene. Birine kötü bir söz söyleyeceksin diyelim. Mesela bir şey yaşadın, kötü bir şey söyleyeceksin. Günlük hayatında düşün mesela. Şimdi böyle mi yapıyorsun? Refleks yani. O anda o aklına gelmiyor belki de insanın. Biraz gerçekleri konuşalım. Kimse Batu Şahay'dan memnun değil. Ne diyeceksin? Şimdi öyle iyi, hoş, güzel, tatlı tatlı geziyor. Böyle saçlar çok hoş. Efendim kariyeri zaten çok güzel. Ama bir türlü Beşiktaş istediği verimi alamadı Batu Şahay'dan. %100 yani derbiye baktığımızda penaltı pozisyonunun çıkış noktası Batu Şahay. Çünkü Batu Şahay eğer bu şekilde oynayacaksa Premier Lig'in geçtim Championship'te bile oynayamaz. Evet. Çünkü garanti pas olayından uzaklaşmış bir Batu Şahay gördük. Riskli bölgelerde işte kaptırdığın top gittiği pozisyon oldu. Halil atabilirdi efendime söyleyeyim. Vida eline değdi falan. Ama dün
maçı izleyen Batshuayi'nin babası bile, annesi bile memnun değildir bence. Yani biz kendimizi geçtik. Babası bile demişti oğlum bu nasıl futbol diye. Mutlaka hocalar, ha Batshuayi'nin oluşu etrafındaki diğer isimlere boş alan yaratıyor. Mutlaka bir etkisi var. Ligin ilk haftalarında iyiydi. Ama derbideki Batshuayi iyi değildi. Fakat bir maçta da hani Batshuayi'ye topçu değil falan diyenler de ben futbol konuşmam zaten. Bak şimdi ben de. Adamın, tabii, adam yani tabii. Belçika milli takımının golcülerinden biri. Lukaku'nun yedeği yani. Evet. Lukaku olmadığı zaman eyvah ne yapacağız diye bir durum yok. Batshuayi koyarız diyorlar, oynatırlar. Ha böyle bir pozisyondaki adama futbolcu değil demek de yani. Aynen. O zaman sizinle futbol konuşmayız yani. Kesinlikle. Öyle düşünen de futbol konuşulmaz. Aynen öyle. Her şeyi konuşurum. Magazin, efendim astroloji konuşuruz. Siyaset konuşurum. Bak onda da iddialıyımdır. Jeopolitika konuşurum ama o adamlarla futbol konuşmam. Evet. Batshuayi topçunun kralıdır. Şimdi Antwerp-Fenerbahçe maçında Mesut Özil çok sinirlendi. Biliyorsun. Şimdi biz Mesut Özil'i konuşmadan geçemeyiz burada öncelikle. Biliyorsun su şişeleri tekmelendi. Evet. Çıkarken dudaklar okundu biraz tabii. Dudak okuyucular harekete geçti yine. Biraz sinirlendi yani artık. Evet. Daha sonrasında bir açıklama yaptı. Hani benim dedi tepkim hocaya değil vesaire. Yok, falan hocaya, gibi. Ben de hocaya olmadığını zannetmiyorum ama tepki hocanın sistemine olabilir. Şimdi şuna inanıyor musun? Peki yani Alanya maçında da gördük. Yani Mesut Özil tamam yapı gereği biraz böyle donuk. Biraz da hani bazı böyle çok şey olur. Hani Mesut biraz daha böyle bir düz yani bir evet. Tip. Alanya maçında da gördüm böyle mutsuz gözüküyor yani Mesut Özil. Var mıdır sence Pereira ile arasında bir gerilim? Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Vitor Pereira ya Mesut'u tanımıyor. Hani geldi bu çocuk kim falan demiş olabilir. Çünkü Mesut'u tanısa Mesut Real Madrid'de bu kadar koşmadı. Arsenal'de bu kadar koşmadı. Hı hı. Çünkü Mesut koşan bir adam değil. Evet. Mesut pas dağıtan bir adam. Aklıyla oynayan. Aklıyla oynayan. Bak evet. Futbol aklı. Sergen Yalçın da koşmazdı. Futbol aklı. Adam diyor ki ya bu Pjanic niye koşmuyor? Ya Pjanic'in bana Juventus'ta ve Barcelona'da koştuğunu göstersene. Pasları dağıtır o. Öyle bir pas dağıtır ki senin belki de deper atacağın bir alanı o yarı yarıya düşürüyor o pasta. Belki de çok daha aşağısını düşürüyor. Bu çok önemli. Bunlar öyle oyuncular. Şimdi sen eğer senin sistemin Mesut Özil'i koşturan bir sistemse ben o sistemi çöpe atarım. Koşturmayacağım bu adamı. Efendim benim sistem böyle. Hayır. Sende tek bir sistem var. Sen eldeki kadroya göre sistem geliştirmek zorundasın. Çünkü bu kulüp Barcelona değil, Real Madrid değil. Ne diyor? Fenerbahçe'nin kupayı alacağına inanıyor musunuz Avrupa'da diye. Evet, değil bir mi? De basın toplantısında öyle bir söylemi oldu. Neden? Kadro yapısı itibariyle. Sen diyorsun ki kadro yapısından dolayı, bütçeden dolayı diyorsun bunu. O zaman sen de bu kadroya göre bir malzemeye göre bir sistem geliştir. Tabii. Lucescu bunu yaptı. 5-6 tane sistemi var adamın. Evet. Sen de yapabilirsin. Mesut'tan yararlanabilecek, Pelkas'tan yararlanabilecek bir sisteme giderse eğer yani zararın neresine dönersen kârdır mantığıyla Fenerbahçe doğru bir rotaya gidebilir. Bir kez daha söylüyorum. Vitor Pereira ya Mesut'u tanımıyor. Çünkü tanısa Real Madrid'de ve Arsenal'de de koşmadığını görürdü. Onu koşturacak bir sistemden verim alamazsın Mesut'tan. Ona kızıyordur. Peki, şimdi geldik son bölüme. Artık kapatıyoruz yavaş yavaş programa. Her hafta Serdar abiye futbol dışında iki tane soru soracağım. İki böyle değişik, önemli soru. Bir, şimdi soruyorum sana. Issız bir adaya düştün. Yanına bir Trabzonsporlu, bir Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı, bir tane Galatasaraylı futbolcu almak zorundasın. Hangi futbolcuları alırdın? Beşiktaş'tan Necip'i alırdım. Niye Necip? Her işi yapar o. Yani... Issız adadayım değil mi? Şimdi Isıza tarlası adası, var, tabii. Balık tutmak var, inşaat var, Hindistan cevizi var. Necip'i alırım. Necip çalıştıracak seni. Fenerbahçe'de Mesut Özil'i alırım herhalde. Ben o kadar konuştuk tabii. Evet, Mesut şimdi. Alırım. Trabzonspor'dan parmak alırdım. Çok şükür çünkü. Evet. Evet, benim aldıklarımı alma da. İyi gidiyor. Cornelius kalsın. Cornelius. Galatasaray'dan da Muslera'yı alırım. Üçlük kuralına da uydu. Evet, adada bile üçlük çıkabilir kadroda. Çok
Doğru bu kadar seviyorsun. Bağlı futbol kurallarına görüyorsunuz. Issız adada bile 3 tüp uygulaması. 3 tüp kuralına uydu yani gerçekten. Doğru söylüyorsun abla. Peki son ve kritik sorumu da soruyorum sana. Bak bu çok kritik bir soru. 50 milyon dolara takım değiştirir misin? Çok zor bir soru. Çok zor. 50 milyon dolar. Değiştiririm. Beşiktaş'ı bırakır, Real Madrid'i tutarım. Zorundaymışsın mesela Süper Lig'den bir takım tutmaya. Tabii 50 milyonun yarısını da Beşiktaş'a veririm. He? Mesela taraftarım. Yarısını da veririm. Yani. Kazan kazan formülü. Kazan kazan. En azından Türkiye'den takım tutmuyorum. Zorunda olsan. Türkiye'de. Evet. Beşiktaş'ı bırakır Altay'ı tutardım. Paranın yarısını kulübe verirdim. Diyor. Kendimi feda ederdim. Siyah beyazdan vazgeçmem diyor ama görüyor evet. musunuz? Peki. Her tüm renklere saygılıyım ben. İşin şakası bir tarafa. Aynen öyle tabii. Tüm renklere saygılıyım. Zaten dışarıda da görenler sağ olsunlar. Aynen. Yani 50 milyon doları da bu arada tuttuğu takımı bırakmayacak kimse yoktur bence. Varsa gelsin. 50 milyon doları karşılığında takım değiştirmeyen adamla futbol konuşmam. Kesinlikle. Varsa da bekliyoruz. Bizim konuğumuz olsun burada yani. Bekliyoruz. Çok merak ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili teşekkür Serdar ederim. Abi. Ağzına sağlık. Seninle futbol konuşmanın sonuna geldik sevgili izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.